Şimdi bunu alalım bir tane. Burayı şöyle getirelim. Ve burayı tam alalım. Komple alacağız. Burada düzenli şekilde ölçülendirme yapıyoruz. Ve hemen hemen her tarafın ölçüsünü yapmamız gerekiyor, çizmemiz gerekiyor. İstediğimiz yerin ölçüsünü bulabilmeyi, bulabilmeliyiz. Şuradan alacak olsam şöyle. Tamam, şimdi nereden? Şunu, şuna. Şöyle geçelim diyorum ben. Şöyle. Aha, buraya yapıştıralım. Continuous. Şurayı arayayım. Buraya. Ondan sonra burası galiba. Üst tarafına bir tane atsam mı acaba? Şuradan. Şuradan bir tane atsam. Bunu da atmamışım. O da biz oraya bir tane atabiliriz. Şimdilik buradayız. Şu kısmı başına alalım. Ben şuraya alayım. Kontrolümüzü yapalım. Şöyle yukarı. Evet. 24 olmuş. 25 olsa iyi oldu. Evet, 96 24 olmuş. Aslında burayı şuradan alabildik. Buranın farklı tapar. Burayı 1 santim CS'de yukarı doğru 1 santim. Ortada yukarı doğru 1 santim. Evet, yukarı doğru 1 santim aldık. Şunu hafif yukarı alalım. 96'yı 96 üst tarafa alalım. Bir dakika, 96'yı düzeltelim arkadaşlar. 29. S enter'la sağ tarafa doğru 1 santim. Q enter. Önce S yapalım. Sayımız kaldı, böyle ölçümüz kaldı. Ölçü çok hassas. Bununla ilgili kod vardı. Komut Center yine kaydı Center ölçü kaydında komut vardı. Bu kadar aşağı çekebilir miyiz? Bunları sağa sağa çektik. Bunları üstüne tutun. Bu dursun, sonra uğraşalım bununla. Belki kapatıp açarsak düzelir.
Aslında şu da olabilir. Yeni sağlamış olduk. Bu yazıları yazıyı hafif yukarıya alalım. Evet. Şu anda yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi öyle bir yerden almalıyız ki ölçünün hepsini içine almalıyız. Şuranı çektiğimizde şurayı kilide ölçüp çözmüş oluruz. Aslında testa duvarında ölçsek yeterlidir. Farklı bir şey yoksa şuradan böyle bir tane alabiliriz. Şuradan geçebiliriz. Ve oturalım.